yeni bir bölümle karşınızdayım. Hoş geldiniz. İyi ki beraber dolaşıyoruz. Gezmek ne kadar güzel değil mi? İnsana ne kadar iyi gelen bir aktivite. Bütün dünya benim, bütün Türkiye benim ve senin. İyi ki beraberiz. Bu haftaki programımızda Bursa'dayız ve Bursa'ya Cumalı Kızık'tan başlıyoruz gezmeye. Cumalı Kızık biliyorsunuz UNESCO listesinde yer alan, tarihi dokusu hiç bozulmamış olağanüstü bir köy. Anlatacağım size köyü ama iyi ki birlikte dolaşıyoruz, bir kere daha söylüyorum. Haydi Bursa'yı birlikte keşfedelim bu hafta. Köyün tarihi çok eski. Osmanlı kurulurken kurulmuş. Yani neredeyse 700 yıllık bir tarihi var. 7 Kızık köyünden birisi burası. Neden Cumalı Kızık denmiş? Çünkü cuma namazlarının kılındığı köy burası. En büyük cami burada. Ne güzel ki hiç bozulmamış. Yunan işgalinde hiç yara almamış köy. Hala açıkta. Hala bu kadar güzellikle ortada. Çok da iyi bakılıyor. Ve her hafta sonu, her gün normal koşullarda burası dolu. Ama bugün çok güzel bir zamana denk geldim ben. Hiç kimse yok ortada. Bütün köy benim. Cumalı Kızık'taki şahane konaklarda, ki genellikle 3 katlı, kerpiç, taş ve ahşap işçiliğiyle yapılmış olağanüstü yapılar. Buraların çoğunda kahvaltı da veriliyor. Kahvaltı artık meşhur olmuş burada. Kahvaltının şöyle bir özelliği var. Bu masadaki gördüğünüz her şey yerel ürün. Peynirler Karacabey'den geliyor. Zaten hamur işleri burada yapılıyor. Zeytin, Bursa, Gemlik, Zeytin bölgesi bütün köylerden geliyor. Reçellerin hepsi de ahududu, karabörtlen, vişne, çilek. Hep Cumalı Kızık köyü veya çevresinden toplanan meyvelerle yapılıyor. Yani gördüğümüz her şey organik değilse de doğal ve yerel. Böyle kocaman bir sofra, yer sofrası, böyle kocaman bir sini ve kalabalık grup. Hani Ramazan geçsin, bayram olsun, hayat güzelleşsin, herkes seyahat etsin ve herkes bol bol yesin, içsin, eğlensin. İşte Cumalı Kızık'a adını veren o meşhur cuma namazlarının kılındığı cami, burası ne zaman yapıldığı kesinlikle bilinmiyor ama 1890'larda bir tadilat geçirmiş. Üzerine yapılan resimler sonradan eklenmiş. Klasik Osmanlı köy mimarisi. Çok basit, çok zarif ama aynı zamanda da sağlam, güzel, sıcak. Mutlaka buraya geldiğinizde zaten göreceksiniz. Köyün bozulmamış oluşu, yara almamış oluşu aslında o kadar büyük bir avantaj ki Osmanlı köy mimarisini burada görmek mümkün. Nedir Osmanlı köy mimarisi? Bir meydan. Meydanda bir cami, bir de kahvehane. Burası da cin aralığı sokak da diyorlar bazen. Yani dünyanın en dar sokaklarından biri olduğu söyleniyor. Bunlar turistik bir takım hurafeler, bir şekilde turistleri cezbedecek hikayeler, iki evin arasında kalmış bir boşluk. Bu önemli değil. Buradaki önemli olan şey hala yaşayan kültür. Hala bu taş, kerpiç, ağaç evlerin sobaları tütüyor. Hala bir yaşam devam ediyor. Ama bir tarafında da taş sokakları, dar sokakları, güzel evleri, güzel insanlarıyla bir hayat var. İşte bunu görmek, bunu yakalamak lazım burada. Normalde ben bu suyun çok daha geniş, çok daha güçlü aktığı zamanları biliyorum. Şimdi biraz daha az dağlardan geliyor ve bahar aylarında aşağı kadar sanki dere gibi akıyor. Temiz, güzel su. Bursa ülkemizin en kalabalık, en büyük şehirlerinden biri. Nüfus 3 milyon 100 bin civarı, hatta biraz daha fazla olduğu söyleniyor. Görecek çok yer var. İlk durağım burası Hünkar Köşkü. Daha önce de gelmemiştim. Çok enteresan bir hikaye var. 1844 yılında inşa edilmiş. Abdülmecit Bursa'ya gelecek ve kalacak yer yok. Bir yer yapılması lazım. Tam 19 gün var. 19 günde yüzlerce, hatta binlerce işçi çalışıyor. Bütün işçiliği, bütün ince işçiliği, iç süslemesi, kalem süslemeleri falan dahil, bahçesi dahil, yol döşemesi dahil 19 günde bu köşk bitiyor.
3 sultan kalıyor burada yıllar içinde. Daha sonra Atatürk birçok kez konaklıyor. Lozan Anlaşması'na gidecek olan ekip burada karar veriliyor. Hatta Atatürk'ün manevi kızları Ülkü Adatepe ve Sabiha Gökçel'in de burada odaları var. Hünkar Köşkü Bursa'nın çok güzel bir noktasında. Manzara şahane. Tam köşkün girişindeki taş döşemeler. Bunlara Podima döşeme deniyor. Gene o zaman yapılmış 1844 yılında, yani neredeyse 170 yıllık bir köşk ve döşeme. Taşlar deniz kenarından toplanmış ve özel bir yöntemle döşenmiş. Hala aynı döşeme ve aynı geometrik desenleri burada görüyoruz. Atatürk'ün yatak odası burası. Burası da küçük bir çalışma odası. Bir de Atatürk Sabiha Gökçen'le bu köşkün bahçesinde tanışıyor. Sabiha Gökçen bir yetim, küçük bir kız çocuğu. Duvarları, çitleri atlayarak köşke giriyor. Atatürk'e olan hayranlığından dolayı tanışıyorlar. Atatürk çok seviyor. Öğreniyor kim olduğunu, kimsin, nesin, neredesin. Öksüz yetim, hadi seni alayım mı o zaman diyor ve İlk ilişki öyle başlıyor. Böyle de güzel bir anısı var köşkün ayrıca. Buraya geldiğiniz zaman yiyeceğiniz özel bir tat daha var. Emre Uslu bize şimdi anlatacak fukara keşkülü. Yani bildiğimiz keşkülü ben zaten çok seviyorum Emre, evet. Ama şimdi bu fukarasının bu halini görünce dedim ki fukara olmayanlara acaba keşkülü nasıl yapılıyor? İçeriği biraz zengin. O yüzden fukara, aslında fakirlere dağıtıldığı için, yani fakir tatlısı diye geçiyor ama içeriği çok zengin. Neden çok zengin? Çok bol kuru yemiş var. Bol kuru yemiş var. Yüksek miktarda protein değeri çok fazla. Bu fındık değil mi? Şu an file fındık var. Gördüğünüz file fındık. Fıstık. Fıstık. Badem var orada. Badem, file badem. Ceviz. Ceviz var. Toz badem var. Badem. Toz badem. Bu bir da de toz antep. Toz antep. Evet. Hepsi içine de, evet, üstüne de konmuş. Hepsinin içerisinde var. Ve böyle bir küçük ama dolu bir tat, iftar için de aslında ideal bir tatlı. Evet, çok ağır bir olmayan bir tatlı. Hem ağır değil hem çok besleyici. Evet. Hem kalorisi yüksek ama hani çok da fazla zararlı da değil. Doğru. Değil mi? Az da şekerli. Evet. Bu zamanlar için de ideal ama bizim kökümüzden, saraydan gelen bir tat. Saray mutfağından, saray tatlarından, Osmanlı tatlarından gelen bir lezzet bu. Padişahımız bunu halkımıza veriyormuş, halkımıza yaptırıyorlarmış. İçerisinde dediğimiz gibi her şey var. Her şey bol besleyici. Evet. Ki hani şey olsunlar diye bir herkes yesin, herkes, evet, yeteri kadar besleyici vitaminleri, mineralleri alsın diye. İşte buraya gelirseniz kafesinde de, köşkün kafesinde de bu harika lezzeti tatmanız mümkün. Yapma be Karagözüm. Kim sevmez ki? Gölge oyununun en güzel iki karakteri Karagöz ve Hacivat. Orhan Camii'nin yapımında çalışan iki işçi oldukları rivayet ediliyor. Burada anıtları var. Aşağıda temsili mezarları var ve karşı tarafta da müzeleri var. Size bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz Yunanistan da Karagöz ve Hacivat'ı çok sahipleniyor. Ama UNESCO'nun kültürel miras listesinde yer alıyor Türkiye adına Karagöz ve Hacivat. Bu da benim bugün öğrendiğim sevindirici bir bilgi oldu. Bursa şehir gezinizde mutlaka atlamamanız gereken bir durak daha önereceğim size. Muradiye Medresesi. 15. yüzyılda inşa edilmiş, çok uzun yıllar medrese olarak hizmet vermiş. Arada birkaç sene Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeymiş. Son yıllarda tekrar müze olarak, Kur'an ve el yazmaları müzesi olarak hizmet veriyor.
İşte Bursa'nın, Bursalıların ve Bursa'ya gelen herkesin vazgeçemediği bir başka lezzet. Tahinli pide, ama buradakiler tahinli pide demiyorlar. Tahanlı diyorlar. Bu tahanlı. Üzerine bolca tahin dökülüyor hamurun ortasına, büyük bir alana. Ve onun üstüne biraz şeker fırına giriyor. 10 dakika sonra çıkıyor. Bilmiyorum buharı görüyor musunuz? Ama şu anda ellerim yanıyor. Sabah, öğleden sonra, akşam, günün her saatine, ne zaman isterseniz. Çok lezzetli olduğunu tahmin ettiğim bir tat bu. Bursa ülkemizin en eski tarihine sahip şehirlerinden biri ve şu anda çok özel bir yerdeyiz. Ve akademisyen yardımcı doçent Doktor Doğan Yavaş'la beraberiz. Doğan hocam, tam Yeşil Cami'nin ve Yeşil Türbe'nin ortasındayız. Evet. Burası aslında bir külliye değil mi? Külliye, evet. Yeşil Külliye, Çelebi Mehmed'in biliyorsunuz devleti tekrar ayağa kaldırmasından dolayı kendisine Bani-i Sani denir. Devleti ikinci defa ayağa kaldırdığı için ve de tabii insanlara bir moral motivasyon sağlaması açısından böyle müthiş bir eser yapıyor. Osmanlı mimarisinde her tür eserin kıymeti var ama Yeşil'in iddia ediyoruz bir başka örneği yok. Dediğim gibi külliye, camisi, özellikle camisi, tavhaneleri, zaviyesi, ondan sonra türbesi, hamamı, hanları aşağıda, çarşıda, hanlar bölgesinde ve medresesi, imaretleri beraber o dönem insanların tüm sosyal ve içtimai ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapılar kompleksi. Hocam 15. yüzyıl değil mi, doğru söylüyorum? 15. 1424, 1424 bitiş tarihi. Evet. Yani 600 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz ve hala o renkler sizin söylediğiniz gibi bizim çok sevdiğimiz bir renk muhteşem. O. Muhteşem. Firuze rengi zaten biliyorsunuz Bursa'mızın simgesidir. Erken Osmanlı'nın simgesidir. Erken Osmanlı mimarisinin, sanatının neşvi nema bulduğu şehirdir Bursa. Osmanlı'nın dibacesidir. Bu çok meşhur bir cümledir. Bu Osmanlı mimarisi ve sanatı, medeniyeti, kültürünün menşeidir, mebdeidir, menbaıdır aynı zamanda. Dolayısıyla buradan önce işte Edirne, ondan sonra İstanbul'a çıkmıştır bu iş. Türbenin kapısının da orijinal olduğunu okudum, doğru mu hocam? Orijinal, üzerinde biliyorsunuz Yeşil Külliye'nin özellikleri saymakla bitmiyor. Evet. 6 tane sanatçı kitabesi var külliyede. Bir tanesi de o ahşap işleri yapan ustanın adı. Hı-hı. Ve hala üzerinde okumak bunu mümkündür. Bursa aslında, yani tabii ülkemizin gerçekten en eski tarihine sahip şehirlerinden biri ama sanki iyi koruyamamışız gibi değil mi biraz? Şöyle... Aslında tabii tarihi bir şehir, Bitinya, Roma, Bizans, Osmanlı dönemi yaşamış çok kadim bir şehir ama Bursa'yı Bursa yapan Osmanlı. Evet. Yani bugün Bursa'ya bakıyoruz, günümüze ne gelmiş Bitinya'dan? Surlar var, tamam. Evet, evet. Ondan sonra bazı araştırmalar daha başka yapıların olması gerektiğini söylüyor bize ama maalesef hiçbir şey yok. Bursa'yı Bursa yapan tamamen Osmanlı. İyi ki Osmanlı eserlerini görüyoruz. Evet. Aralarda korunmuş olanlar, çok böyle güzel. Çok iyi korunmuş olanlar var. Evet. Yok olmuş olanlar da yok var olmuş ne olan, yazık ki. Evet, maalesef bakın şunu söyleyeyim. 2. Murat ve Fatih döneminde 416 tane Osmanlı eseri var. Daha sonları da saymıyoruz. Sadece o kadar ama bunların yaklaşık 1/3 yok. Günümüze ulaşamadı maalesef. Bazılarının yerleri belli zaman zaman onlar ihya ediliyor, ayağa kaldırılıyor ama bazıları maalesef tamamıyla artık kaybolmuş, arşivlerde kalmış. Bu büyük bir kayıp bizim için. Çünkü bakın bugün Türkiye coğrafyasının hangi yerinde bir restorasyon yapılsa erken dönem eseri ve örneği burada var diye buradan örnek almaya çalışıyoruz. Eğer bunlar da yok olursa hakikaten bizim kültürümüz, medeniyetimiz yok olup gidecek. Evet. Özellikle Ramazan ayında gelecek olan izleyicilerimiz için bir soru soracağım. Kaç cami var Bursa'da? Bursa'da şu anda tarihi olmayanları saymayalım. Yaklaşık 325 tane. Bu 325'in kaç tanesini önerirsiniz gezmek için? Bir aşağı yukarı 15-20 tanesi. Tabii herhalde. Bunu söylemek için mutlaka güzergah önemli. Ama işte Emir Sultan'dan başlayıp da geriye doğru Yeşil, buradan Ulu Cami, oradan Muradiye, oradan 1. Murat herhalde en kolay güzergah bizim için. Harika bir rota çizdiniz hocam. Evet. Çok güzel bir gezi olacak. Evet. Ramazan ayında ibadetle birleştirilecek bir Bursa gezisi sizi bekliyor.
Bursa gezisi son hız devam ediyor. Görecek çok yer var. Burası da Misi, eski ismiyle Misya. Bursa'nın en eski yerleşim bölgesi burası. Merkeze sadece 12 kilometre mesafedeyiz ama asma yaprakları, üzüm bağları, ipek böcekçiliği ve mahallenin ortasından geçen Nilüfer Nehri ile burası tam bir cennet. Olağanüstü bir yer. Gölyazı aslında bir incecik yolla anakaraya bağlı bir ada. Adacık görüyorsunuz şurada. Bütün çevresi kıyı şeridi 1,5 kilometre. Çok rahat yürünüyor 15-20 dakikada. Bir de Gölyazı kadın balıkçılarıyla ünlü. Buraya geldiğiniz zaman yürüyüş yapabilirsiniz, balık yiyebilirsiniz ve olağanüstü doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Bir de bir bilgi vermek istiyorum. Burası çok eski bir yerleşim. Mübadele sonrası nüfus yer değiştiriyor. Buradaki nüfus Yunanistan'a ve adalara gidiyor. Selanik'ten Türkler buraya geliyor ve boşaltılan evlere yerleşiyor. Buranın eski ismi Apolyont ve burası o zamanlar kirazıyla ünlü. Apolyont kirazı bütün Osmanlı'da satılıyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti değil. Yıllar sonra Napolyon Bonaparte'ın popülerleşmesiyle halk bir şekilde yanlış anlıyor. Biliyorsunuz oluyor böyle şeyler. Ve Apolyont kirazı değil de Napolyon kirazı denmeye başlıyor. Kesinlikle yanlış. Aslı Apolyont kirazı ve o kirazın ana vatanı da burası. Bursa'dan Uludağ'a gelmek artık çok kolay. Araba kullanmanıza bile gerek yok. Çünkü aşağı yukarı 40 kilometrelik bir yolla geliniyor yukarı kadar. Yollar daha iyi ama teleferik o kadar rahat ki. Ülkemizin ilk teleferiği burada yapılmış. Bursa merkezden Uludağ'a kadar çıkan yolda. Aşağı yukarı 9 kilometrelik bir parkur. Çok ciddi bir yol aslında. Ve dünyanın en uzun, en güzel teleferik yolculuklarından biri. Buraya geldiniz, hemen kayak pistlerinin olduğu yere iniyorsunuz ve arkamda görüyorsunuz kayak pistleri. 1865 metre yüksekteyiz. Uludağ'ın zirvesi aşağı yukarı 2600 metre. Marmara'nın en yüksek dağı, en güzel dağı. Ülkemizde kayak sporunun başladığı ilk yer burası. Bakın, Nisan ayındayız. Hala kayak yapılıyor. Belki son günleri ama şuna şahit olmak, bunu görmek bile inanın çok güzel. Başkanım, meşhur Kozahan ve aslında ipek ticaretinin de merkezi burası. Kesinlikle. Değil mi? Yıllardır, yüzyıllardır belki de. Buranın da bir hikayesi var. Var değil mi? Evet. Şimdi yani 13 tane han var burada ama bunların en meşhuru ve en bilineni Kozahan. Kozahan ipek ticaretinin de bir merkezi. Yani ipek borsası diyebiliriz. Ecdat tabii Yıldırım Beyazıt bundan 400-450 yıl önce Kozahan'ı İstanbul'daki cami ve medreselerin giderlerini karşılamak adına bu dükkanlar oluşturulmuş. Bunların kira gelirleriyle İstanbul'daki camilerin, medreselerin ihtiyaçları, bakım giderleri karşılanıyormuş. Ve o yıllardan itibaren ipekle alakalı burası bir merkezmiş ve burada toplanılıp burada işin borsası kurulur ve bununla alakalı alıcılar burada toplanırmış. Ne kadar güzel. Tabii zaman içerisinde bir miktar değişim ve dönüşüm uğrasa da son dönemde aldığımız önlemlerle de bunu biz yine aslına uygun bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Burada ipeğin farklı ürünleri dükkanlarda satılıyor. Bir üretim söz konusu değil burada. Burada hazır satışa sunulan ürünler var. Yani Bursa'da üretilen ürünler olduğu gibi Bursa dışından gelen ürünler de burada satılıyor. Ama ağırlıkta ipekli ürünler burada satılıyor. Onu ifade etmek istiyorum. Tabii bunun bahçesinde çay içmek, burada olmak çok aynı güzel. Zamanda bundan yaklaşık 12 yıl önce de bizatihi kraliçeyi ağırladı burası. Onu biliyorum, biliyorum. Hatta Prens Charles da gelmişti değil mi? Kesinlikle. Aslında iddia ediyorum ki Türkiye'nin en güzel belediye binalarından birindeyiz. Belki en güzelindeyiz.
ve çok özel bir salondayız. Biz şerefkar olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Türkiye'de farklı tarihlerde yapılmış belediye binaları var ama genelde bu binalar farklı amaçlarla yapılıp daha sonradan belediye binasına dönüştürülmüş tarihi mekanlar. Ama daire-i mahsusu adıyla yapılmış 140-145 yıllık bu bina o gün gerçekten belediye hizmetlerinin görülebilmesi adına yapılmış bir bina. Abdülhamit Han'ın ve rahmetli Atatürk'ün de ziyaret ettiği, hatta rahmetli Atatürk'ün bu alanda zeybek oynadığı bir bina. Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere farklı dinlere mensup insanların kıyafetleri var. Burası aynı zamanda bir şehir meclisi. Tabii Bursa aslında bir tarih şehri Bursa. Belki modern yüzüyle, sanayi yüzüyle, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye ekonomisi için de önemli bir yer Bursa ama özellikle Bursa Osmanlı'yı kuran şehir. Evet. Osmanlı'ya ilk başkentlik yapan şehir ve beraberinde Osmanlı'nın ilk 6 padişahının da bağrında muhafaza eden bir şehir Bursa. İnanılmaz bir tarih var burada. Fakat ben son yıllarda her geldiğimde ve bir miktar bir kabuk değişimi de görüyorum. Çünkü Bursa'da böyle bir hani yanlış anlamayın, hep çok sevdim ben burayı ama bir sıkışıklık, bir tıkışıklık, böyle bir hani sokaktan sokağa geçememe falan durumu. Şimdi sanki böyle bir hava koridorları oluşuyor gibi şehirde. Özellikle Marmara bölgesindeki şehirlerimiz, İstanbul başta olmak üzere, Bursa'mız da buna dahil, o sanayileşme hamlesiyle 70'li 80'li yıllardan itibaren yoğun göçler alarak büyüdüler. Evet. Bursa da bu şehirlerden bir tanesi. 1970'lerde, yani bundan 50 yıl önce 300 bin nüfusu olan Bursa'nın şu an 3 milyon 101 bin nüfusu var. Sanayilerle beraber büyümenin de oluşturduğu şehirde bir yük var tabii ki. Hava kirliliği, hızlı konutlaşma, kaçak yapılaşma ve maalesef yeşil alanların giderek azalması gibi. Ama şunu biliyoruz ki yeşil her şehre çok yakışır ama Bursa'ya daha çok yakışır. Yeşil Bursa. Yeşil Bursa diye ifade edilir. Hala Bursa çok yeşil. Dolayısıyla mevcudu muhafaza etmekle beraber nitelikli yeni yeşil alanlar katmak gerekir. Ve biz bir iddia ortaya koyduk bu dönemde. Bursa'yı yıkarak güzelleştireceğiz. Bununla alakalı master plan hazırladık, projeler hazırladık. Kentsel dönüşümü son 10 yıldır Türkiye çok konuşuyor açıkçası. Ama kentsel dönüşümden biz şunu algılamıyoruz. Yani 3 katlı, 4 katlı binaları yıkalım, yerlerine 13-14 katlı yeni binalar yapalım değil kentsel dönüşüm. Dolayısıyla bu planlamayı iyi yapmak lazım. Şehri de büyütürken doğru ve sağlıklı büyütmek lazım. Aynı zamanda Bursa UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ndeyse, Hanlar bölgesiyle, Cumalı Kızı'yla, işte aday listede İzni'yle, diğer değerliyle, tabii takdir edersin ki Bursa'yı yatayda büyütmek gerekiyor. 13 han, 14 tane bedesten çarşı, 21 tane cami ki bunların en büyüğü Ulu Cami. Evet. İrili ufaklı 21 cami, 3 tane türbe, 1 okul ve yüzlerce hatta binlerce ifade edilen alışveriş mekanları. Velhasıl burada bir ekonomi var ama burada tarihle beraber bir ekonomi var. Yani bunu restore etmek, modernize etmek ama etrafı da 40-50 yıl önce farklı binalarla sarılmış. İşte şimdi biz o binaları boşaltıyoruz. Fatih Bey çok kolay değil, onu söyleyeyim. Tabii bunu yaparken devletimizin muhakkak surette gücünü kullanıyoruz ama belediye olarak imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle o tarihi değerleri ortaya çıkarmak ve insanlara rahat rahat bu havayı teneffüs edecek ortamları ortaya çıkarmak için. İkinci bir hamlemiz daha olacak bizim. Yeşil Emir Sultan aksamız var bizim yine. Yani bununla alakalı da master planımızı şu an hazırlıyoruz. Sayın Bakanımıza da ben konudan bahsettim. Orada da yıkımlar yapacağız. Yani biz bir taraftan Bursa'nın modern, sanayileşen, gelişen yüzünü ortaya çıkarırken bir taraftan da işte o yabancıların old city diye ifade ettikleri eski şehri yaşatmak, o tarih şehri Bursa'yı da tabirinize gelen misafirlerimize karış karış gezdirmek adına da bu bölgeyi de tarıyoruz. Hemen yanı başında Hisar var, Tophane var. İşte Bey Sarayı, Osmanlı'nın ilk sarayı. Evet. Topkapı Sarayı'ndan daha öncedir. Evet. Yani Osmanlı'nın ilk meclis toplantılarını yaptığı, önemli kararlarını aldı ve aynı zamanda bir kültür merkezi olan şu an yaklaşık 50 yıllık ordu evimiz olarak kullanılıyor. Tabii aslına uygun bir şekilde tekrar restore edilecek. Bununla alakalı eksik yapılar hayata geçirilecek. Ve o bölge tabirinde ise komple, yani içinde bulunduğumuz bölgede dahil bir tarih adasına dönüşecek, yani öyle söyleyeyim. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduk. Şehrin dönüşümünde konusunda neler yapabiliriz?
ve Birleşik Krallık'tan 2.3 milyon pound bununla alakalı yaklaşık yani 25-30 milyona yakın bir bedeli de hibe olarak aldık. İnanılmaz. Ama projelerimizi de aldık tabii. Tabii. Akıllı kavşaklar yaptık. Simülasyonlarla da bunları öncesinde test ettik. Hala dönüşüm devam ediyor. Yani o çok klasik döner kavşak diye tabir ettiğimiz adalar ortasında işte baba diye bizim halk arasında tabir edilen. Ama gördük ki bunlar trafiği hızlandıran değil, aksine yavaşlatan unsurlar. Evet. Dolayısıyla aynı kavşaktan dakikada daha önce 50 tane 60 tane araç geçerken yaptığımız uygulamalarla 120, 130, 150'lere kadar 3 katına kadar çıktığını gördük. Belediyeler doğumdan ölüme kadar hizmet eden kurumlar. Bizim kaynak üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da alternatif enerji kaynaklarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Hem kendi enerjimizi sübvanse etmek hem de yeni kaynaklar üretmek adına da bu manada ciddi yatırımlar yapıyoruz. 3 milyon 100 bin nüfuslu şehirden günde kişi başı 1 kilo hesaplanır. 3 milyon kilo yani 3 bin ton civarında çöp çıkıyor. Bir kere her çıkan çöp değil. Sıfır atık uygulamasıyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşlerinin de takip ettiği sıfır atık projesiyle alakalı bizde de önemli çalışmalar var. Ama kalanıyla alakalı da o çöplerin enerjiye dönüşmesiyle alakalı hem İnegöl düzenli depolama hem de Yenikent merkezdeki Osman Gazi düzenli depolamada yaptığımız çok önemli yatırımlar var. Ve bugün geldiğimiz noktada biz açıkçası çok ciddi megawatt gücüne sahip enerji geliri elde eden bir kuruluşa doğru hızla gidiyoruz. Yatırımı bitenler var, yatırımı devam edenler var. Ben şöyle söyleyeyim, 30 tane metro istasyonundan yıllık enerji tüketimimizin %47'sini karşılamış olacağız. Bu hafta Bursa'daydım. Yine çok güzel insanlar, yine çok güzel anılar ama ne yazık ki yine veda etme vakti. Sizlere Gölyazı'dan 750 yaşındaki ağlayan çınarın önünden veda ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine Habertürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.